videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Alexander Sergeyevich Pushkin Maça Kızı Maça Kızı gizemli bir felaket habercisidir. En yeni fal kitabından. Ve yağmurlu, kapanık havalarda sık sık toplanırlardı. Tanrı günahlarını bağışlasın. Büyük kumar oynarlardı. Ve kazanır ve tebeşirle yazarlardı. Böylece yağmurlu kapanık havalarda ciddi bir tavırla uğraşırlardı. Bir gün atlı birliği muhafızlarından Narımov'un salonunda iskambil oynuyorlardı. Uzun kış gecesi fark ettirmeden geçip gitti ve sabahın saat 5'inde yemeğe oturuldu. Kazananlar büyük bir iştahla yiyor, yitirenler boş tabaklarının karşısında dalgın dalgın oturuyorlardı. Fakat şampanya ortaya çıkınca sohbet canlandı. Herkes yiyip içmeye başladı. Ev sahibi, "Ne durumdasın Surin?" diye sordu. Her zamanki gibi yitirdim tabii. Şanssız olduğumu kabul etmeliyim. Mirandolce oynuyor, hiçbir zaman hırslanmıyor, hiçbir mantıksız davranışta bulunmuyorum. Ama yine de yitiriyorum işte. Demek bir kerecik olsun ayartılmıyor. Bir kerecik olsun floşa gideyim demiyorsun ha. Şaşırıyorum şu senin iradene. Konuklardan biri orada bulunan genç mühendisi göstererek ''Peki Herman'a ne dersiniz?'' dedi. Ömründe eline iskambil kağıdı almamış. Ömründe ağzından bir pot sözü çıkmamış ama saat beşlere kadar bizimle oturup oyunumuzu seyrediyor. Herman, kumar çok ilgimi çekiyor dedi. Fakat gereğinden daha çoğunu kazanmak ümidiyle kendime gerekli olanı gözden çıkarabilecek durumda değilim. Tomski, Herman Almandır. Bu yüzden de hesabını bilir. İşte hepsi bu diyerek düşüncesini belirtti. Fakat aklımın ermediği biri varsa o da büyük annem Kontes Anna Fedotovna'dır. Konuklar, nasıl, ne bakımdan diye bağırıştılar. Tomski, büyük annem nasıl oluyor da firavun oyununa katılmıyor, akıl erdiremiyorum diye sürdürdü sözlerini. Narumov, şaşılacak ne var bunda diye sordu. 80 yaşındaki koca karı da varsın kumar oynamaya versin. Öyleyse onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz siz. Yo, bir şey bildiğimiz yok doğrusu. Sahi mi? Dinleyin öyleyse. Büyük annemin bundan 60 yıl önce Paris'e gittiğini ve orada büyük bir hayranlık uyandırdığını bilmeniz gerek. La Venus Moscovite'yi görmek için halk peşinden koşarmış. Richelieu da kur yaparmış ona. Büyük annemin yeminle anlattığına göre yüz bulamadığı için az kalsın canına kıyıyormuş adam. Kadınlar Firavun oyununu oynarlarmış o zamanlar. Bir gün sarayda söylendiğine göre Orleans düküne büyük miktarda para ötülmüş büyük annem. Eve dönünce yüzündeki yapma benleri ve juponla etekliğini çıkararak dedeme durumu anlatıp parayı ödemesini emretmiş. Merhum dedem anımsayabildiğim kadarıyla büyük annemin baş uşağı gibi bir şeydi. Yangından korkar gibi korkardı ondan. Fakat yitirilen miktarın korkunçluğunu görünce aklı başından gitmiş. Koşup hesapları getirmiş. 20 yıl içinde yarım milyon ruble harcadıklarını kanıtlayıp Paris çevresinde Moskova çevresi ve Saratov köylerine sahip bulunmadıklarını belirterek bu parayı ödemeyi kesinlikle reddetmiş. Büyük annem de ona bir şamar aşk etmiş ve dedemin gözden düşüşünün bir belirtisi olarak o gece yalnız başına yatıp uyumuş. Verdiği bu ailevi cezanın ona yola getirdiğini umarak ertesi gün kocasını yanına çağırtmış. Ama bakmış ki dedem Nuh diyor peygamber demiyor. Yaşamında ilk kez kocasıyla mantık çerçevesi içinde konuşmaya ve ona açıklamalarda bulunmaya tenezzül etmiş. Alttan alarak her borcun bir olmadığını, bir prensle bir arabacı arasında fark bulunduğunu kanıtlayıp onu utandıracağını umuyormuş. Nerede? Dedem ayak diremekte devam etmiş. Olmaz da olmaz. Büyük annem ne yapacağını şaşırmış. Çok ilginç bir adamla şöyle bir tanışıklığı varmış. Hakkında bir sürü inanılmaz şey anlatılan Kont Cermen'in adını işitmişsinizdir. Bu adamın kendisine gezginci Yahudi süsü verdiğini, kendisini yaşam iksiri, kimya taşı gibi şeylerin bulucusu olarak gösterdiğini bilirsiniz. Onu bir şarlatan sayarak alay alırlardı. Gazanova da anılarında bu adamın casus olduğundan söz eder. Fakat Cermen bütün bu esrar esrarengizliğine karşın saygıdeğer bir görünüşe sahip ve topluluk içinde son derece centilmen bir kimseymiş. Büyük onu hala deli gibi sever ve hakkında saygısızca bir söz edildiğini işittiği zaman öfkelenir. Büyük annem Saint Germain'in büyük bir servete sahip olduğunu biliyormuş. Ona başvurmaya karar vermiş ve bir pusula yazarak bir an önce gelmesini rica etmiş. Bu ihtiyar ve tuhaf adam hemen gelmiş. Gelir gelmez de büyük annemin sel gibi akan gözyaşlarıyla karşılaşmış. Büyük annem kocasının barbarlığını en kara renklerle betirmedikten sonra konta tüm ümidini onun dostluğuna ve centilmenliğine bağladığını bildirmiş. Saint Germain düşünceye dalmış. Sonunda büyük anneme şunları söylemiş. Size bu miktarı sunarak hizmette bulunabilirim. Fakat borcunuzu ödemediğiniz sürece İçinizin rahat etmeyeceğini biliyor. Bu bakımdan da sizi yeni kaygılara düşürmek istemiyorum. Bir yol daha var. Yitirdiğiniz parayı yeniden kazanabilirsiniz. Büyük annem. Fakat Sayın Kont, hiç paramız olmadığını söylüyorum size, diye yanıtlamış onu. Saint Germain, paraya gerek yok, diye sözlerini sürdürmüş. Şimdi lütfen beni dinleyin. Bunu söyledikten sonra da her birimizin sahip olmak için çok şey feda edebileceğimiz sırrını büyük anneme açmış. Genç kumarcılar kulak kesildiler. Tomski çubuğunu ateşledi. Bir nefes çekti ve sözlerini sürdürdü. Büyük annem hemen o akşam Versailles'de boy göstermiş. Kasa Orlons düküymüş. Büyük annem borcunu ödemediği için usulca özür dileyip bahane olarak uydurduğu küçük bir hikayeyi anlatmış ve dükün karşısına oyuna oturmuş. Üç kart çekip birbiri arkasına sürmüş. Kartların üçü de kazanmış ve büyük annem zararını tamamen çıkarmış. Konuklardan biri rastlantı olmuştur dedi. Herman uydurma diyerek görüşünü belirtti. Bir üçüncüsü kartlar hileli olamaz mı sanki diye söze karıştı. Tomski ciddi bir tavırla sanmam diye karşılık verdi. Narimov bak hele dedi. Üst üste kazanacak üç kartı kestirebilen bir büyük annem var ve sen şimdiye kadar ondan sırrını elde edemedin ha? Tomski nasıl elde edeceksin birader diye karşılık verdi. Birisi de babam olmak üzere dört oğlu vardı büyük annemin. Dördü de ifla olmaz kumarcılar oldukları halde sırrını hiçbirini açmadı. Herhalde onlar için hatta benim için hiç de fena bir şey olmazdı bu. Fakat amcam Kont Ivan İlyich bana ne anlattı bakın. Hem de şerefiyle temin ederek. Hani şu milyonlarca rubleyi batırarak yoksulluk içinde ölen merhum Çapliski vardı ya. İşte o. Gençliğinde galiba zor içe 300 bin lira kadar bir para ötülmüş ümitsizlik içinde kıvranıp duruyormuş. Gençlerin haylazlıklarını hiçbir zaman hoş görmeyen büyük annemin nedense Çapliski'ye acıyacağı tutmuş. Ona birbiri arkasına sürmesi gereken üç kart söylemiş ve bir daha ömrünün sonuna kadar kumar oynamayacağına şeref sözü almış. Çapliski hemen alacaklısına koşmuş. Oyuna oturmuşlar. Çapliski birinci karta elli bin sürmüş ve kasayı kazanmış. Sonra bir pot, bir pot daha derken Zararlarını çıkardığı gibi üstelik kâra da geçmiş. Fakat yatalım artık. Saat 6'ya çeyrek var. Gerçekten de hava ağarmaya başlamıştı. Gençler son kadehlerini yuvarlayıp dağıldılar. Demek kesinlikle odalık kızları yeğliyorsunuz Monsieur. Ne yaparsınız madam? Daha körpe oluyorlar. Not. Fier Denis Davidov'la 1. Alexander'ın sevgilisi Maria Narusyon arasında geçen bir konuşma. Davidov'un Pushkin'e yazdığı bir mektupta yer almaktadır. Sosyetede bir konuşma. Yaşlı kontes tuvalet odasında aynanın karşısında oturuyordu. Üç odalık kız vardı çevresinde. Birisi allık şişesini, öteki firkete kutusunu, üçüncüsü de ateş kırmızısı renginde şeritlerle kaplı hotozu tutmaktaydı. Çoktan solmuş olan güzelliği konusunda kontesin en ufak bir iddiası yoktu ama yine de bütün gençlik alışkanlıklarını sürdürür, 1770 yıllarının modasını titizlikle izler ve tıpkı 60 yıl öncesi gibi uzun uzun özene bözene giyinirdi. Kontesin beslemesi olan genç bir kız da pencere kıyısına oturmuş gerge fişlemekteydi. Bu sırada içeri giren genç sumay Tomski, ''Merhaba büyük anne, bonjour mademoiselle Liz.'' dedi. ''Sizden bir dileğim var büyük anne. Nedir o Paul? Size dostlarımdan birini takdim etmeme ve kendisini cuma günkü balonuza getirmeme izin verin. Doğrudan doğruya baloya getir onu. Bana da orada takdim edersin. Dün akşam onlarla mıydın?'' Elbette çok eğlendik. Saat 5'e kadar dans ettik. Yeletka'ya o kadar güzeldi ki. İnsaf et iki gözüm. Neresi güzel onun? Büyük annesi Prenses Darya Petrovna öyle miydi? Sahi. Prenses Petrovna şimdi çok yaşlanmış olmalı öyle değil mi? Tomski dalgın bir tavırla ne yaşlanması diye karşılık verdi. Öleli 7 yıl oluyor. Genç kız başını kaldırıp delikanlıya bir işaret çaktı. Tomski akranının ölümünün yaşlı kontesten gizlediğini anımsayarak dudaklarını ısırdı. Fakat kontes kendisi için yeni olan bu haber karşısında hiçbir aşırı tepki göstermedi. Öldü ha? Bilmiyordum. Huzura onunla birlikte kabul olunmuştuk. Takdim edildiğimiz sırada Çariçe ve kontes hikayesini torununa yüzüncü kez anlattı. Sonra haydi Paul yardım et de kalkayım dedi. Lizanka enfiye kutum nerede? Ve tuvaletini tamamlamak üzere odalıklarıyla birlikte paravanın arkasına geçti. Tomski, genç kızla birlikte kaldı. Lizaveta Ivanovna sessizce, ''Kontes'e kimi takdim etmek istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Narumov'u. Kendisini tanır mısın?'' ''Hayır. Subay mı, sivil mi?'' ''Subay.'' ''Mühendis mi?'' ''Hayır. Atlı Birliği muhafızı.'' ''Mühendis olduğunu da nereden çıkardınız?'' Genç kız güldü ve bir karşılık vermedi. Kontes, paravanın arkasından... Paul diye seslendi. Yeni bir roman gönder bana. Fakat şimdikilerden olmasın lütfen. Nasıl bir şey istiyorsunuz büyük anne? Öyle bir roman olsun ki roman kahramanı ne babasını ne de annesini boğup öldürsün. Suda boğulmuş cesetlerden de söz edilmesin. Suda boğulmuş insanlardan ödüm kopuyor. Bunların dışında roman yok şimdi. İster misiniz Rus romanlarından göndereyim size? Rus romanı var mı sahiden? Gönder iki gözüm hemen gönder. Hoşçakalın, büyük anne. Acele işim var. Hoşçakalın, Lizaveta Ivanovna. Narumov'un mühendis olduğunu da nereden çıkarttınız? Tomski bunları söyleyerek tuvalet odasından çıktı. Lizaveta Ivanovna yalnız kalınca elindeki işi bırakarak pencereden dışarıya bakmaya başladı. Az sonra sokağın bir kıyısında köşedeki evin arkasından çıkan genç bir subay belirdi. Genç kızın yanakları kızardı ve yeniden işine koyulup başını kanevçenin üzerine eğdi. Kontes de o sırada tamamen giyinmiş olarak çıktı ve Lizaveta'ya ''Lizanka, söyle de arabayı koşsunlar, gezmeye çıkalım.'' dedi. Lizaveta gergef işlemeyi bırakıp kalkarak işlerini toplamaya koyuldu. Kontes ''Ne o anacığım, yoksa sağır mı oldun?'' diye bağırdı. ''Git çabucak arabayı koşmalarını emret.'' Genç kız usulca ''Baş üstüne.'' dedi ve sofaya doğru koştu. Bir uşak içeri girerek Prens Pavel Aleksandrovic'in gönderdiği kitapları Kontes'e verdi. Kontes, güzel, dedi. Kendisine teşekkür ettiğimi söylersin. Lizanka, Lizanka nereye koşuyorsun Allah aşkına? Giyinmeye gidiyorum. Giyinirsin anacığım, giyinirsin. Otur şuraya. Birinci cildi açıp yüksek sesle oku bakalım. Genç kız kitabı alarak yüksek sesle birkaç satır okudu. Kontes, daha yüksek, daha yüksek diye bağırdı. Ne oldu sana anacığım? Sesin mi kısıldı yoksa? Dur, Sandalyeni bana doğru yaklaştır bakayım. Biraz daha. Heh oldu şimdi. Lizaveta Ivanovna henüz iki sayfa okumuştu ki kontes esnedi ve bırak şu kitabı dedi. Ne saçma şey. Prens Pavel'e geri gönderip teşekkürlerimi bildirsinler. Araba ne oldu? Lizaveta Ivanovna sokağa göz atarak hazırlanmış dedi. Niçin giyinik değilsin hala? Her zaman beklemek zorunda bırakırsın beni. Artık bu kadarı da fazla kaçıyor anacığım. Liza odasına koştu. Henüz iki dakika geçmemişti ki kontes olanca gücüyle çıngır çalmaya başladı. Üç odalık kız kapılarının birinden uşak da öteki kapıdan koşarak içeri girdiler. Kontes onlara ''Çağrıldığınız zaman niçin gelmiyorsunuz?'' dedi. ''Lizaveta Ivanovna'ya kendisini beklediğimi söyleyin.'' Lizaveta Ivanovna sırtında açık bir geysi, başında şapkasıyla girdi. Kontes ''Nihayet gelebildin anacığım.'' dedi. ''Fakat bu ne biçim kıyafet? Niçin süslendiniz böyle?'' Kimin hoşuna gitmek istiyorsunuz? Peki, hava nasıl? Rüzgar var galiba. Uşak, hayır kontes hazretleri diye karşılık verdi. Hava çok sakin. Her zaman düşüncesizce konuşursunuz. Açın bakalım havalandırma penceresini. Gördünüz mü? Rüzgar esiyor işte. Hem soğuk var. Atları çözsünler. Lizanka, gitmiyoruz. Boşu boşuna süslenmiş oldun. Lizaveta Ivanovna, işte benim yaşamım diye düşündü. Gerçekten de çok mutsuz bir varlıktı o. Dante, el ekmeği acı olur, yabancı bir eşeğin basamaklarına tırmanmak zordur, der. Bir genç kızdan daha iyi kim bilebilir? Kontes, kötü ruhlu bir insan değildi kuşkusuz. Fakat sosyetenin şımarttığı bir kadın olarak, başına buyruk, sevgileri geçmişte kalan, bugüne yabancı bütün yaşlı insanlar gibi de pinti, en soğuk cinsinden bencil bir kimseydi. Yüksek sosyetenin bütün boş kaygılarına o da katılır, balolar için tasalanır, balo gecelerinde de alıklanmış, eski moda giyinmiş olarak balo salonunun biçimsiz, gereksiz bir süsü gibi bir köşede otururdu. Konuklar geleneksel bir töreni uygularcasına kendisini yerlere kadar eğilip selamlayarak yanından geçerler, bir daha da kimse kontesle meşgul olmazdı. Kimseyi kişisel olarak tanımadan ve protokol kurallarını sıkıca izleyerek bütün kenti salonunda kabul ederdi. Sofada ve kızlar odasında oturan çok sayıda hizmetçileri bu ölmekte olan koca karıyı durmadan tırtıklayarak ve istedikleri gibi yaşayarak semirip yaşlanmaktaydılar. Lizaveta Ivanovna evin çilekeşiydi. Çayı o koyar ve şeker tüketiminin fazlalığından ötürü azar işitirdi. Kontes'e yüksek sesle roman okur, yazarın bütün hatalarının suçlusu o olurdu. Gezilerinde Kontes'e eşlik eder, havanın ve kaldırımın bozukluğundan yine o sorumlu tutulurdu. Kendisine bir maaş saptanmıştı. Fakat bu hiçbir zaman tam olarak ödenmezdi. Buna karşılık herkes gibi yani pek az kişinin giyinebildiği gibi giyinmesi istenirdi. Sosyetedeki durumu çok acıklıydı. Onu herkes tanır fakat hiç kimse fark etmezdi. Balolarda eksik olduğu zaman dans eder, kadınlar tuvaletlerindeki bir yeri düzeltmek için tuvalet odasına gidecekleri zaman koluna girip onu da götürürlerdi. Onurlu bir kızdı. Durumunu bütün derinliğiyle hissediyor, sabırsızlık içinde çevresine bakarak kurtarıcısını aranıyordu. Fakat hoppaca uçarılıkları içinde bile hesaplılığı elden bırakmayan delikanlılar ilgileriyle şereflendirmiyorlardı onu. Oysa Lizaveta Ivanovna bu delikanlıları çevresinde dolaştıran küstah ve soğuk genç kızlardan yüz kere daha tatlıydı. Çok kez can sıkıcı, görkemli salonları sessizce bırakarak ağlamak için bütün eşyası, üzeri duvar kağıtlarıyla kaplanmış bir paravan, bir komedin bir aynacık, bir karyoladan ibaret olan bakır şamdan içindeki yağlı bir mumun sönük sönük aydınlattığı odasına kapanırdı. Bu hikayenin başlangıç bölümünde anlattığımız akşamdan iki gün sonra ve şimdi anlatmakta olduğumuz sahneden bir hafta önce Lizaveta Ivanovna pencere kıyısında oturmuş gergef işlerken bir ara sokağa göz attı ve orada gözlerini genç kızın penceresine dikmiş hareket etmeden duran genç mühendisi gördü başını indirerek yeniden işiyle meşgul olmaya koyuldu. Beş dakika sonra yeniden göz attığında genç subayın aynı yerde durmakta olduğunu gördü. Yoldan geçen subaylarla kırıştırmak gibi bir adeti olmadığı için sokağa bakmaktan vazgeçerek iki saat kadar başını kaldırmaksızın dikişiyle uğraştı. Öğle yemeğini getirdiler. Kalkıp gergefini toplarken gözü bir ara sokağa kaydığında subayın hala orada durmakta olduğunu gördü. Çok tuhafına gitti bu. Yemekten sonra pencereye yaklaşarak bir çeşit tedirginlikle sokağa baktığı zaman subay orada değildi artık. Genç kız da bir süre sonra bu olayı unuttu. İki gün sonra arabaya binmek üzere konteste evden çıktıklarında delikanlıyı yeniden gördü. Yüzünü nohut renkli kaputunun yakasıyla siperlemiş olarak aynı kapı aralığında duruyor, şapkasının altında kara gözleri parlıyordu. Lizaveta Ivanovna nedenini kendisi de bilmeden ürktü ve açıklanamaz bir yürek çarpıntısı içinde arabaya oturdu. Eve döner dönmez hemen pencereye koştu. Subay bakışlarını genç kıza dikmiş olarak aynı yerde durmaktaydı. Merak içinde kıvranarak ve kendisi için son derece yeni bir duyguyla heyecanlanarak geri çekildi. Artık ondan sonra gün geçmedi ki genç adam belirli saatte evin pencereleri altında görünmesin. Onunla gene kız arasında önceden kararlaştırılmamış ilişkiler kuruldu. Liza her zamanki yerine oturmuş çalışırken delikanlının yaklaştığını hissediyor, her gün daha uzun süre bakıyordu ona. Bunun genç adamı çok mutlu ettiği anlaşılıyordu. Liza, gençlere özgü o keskin bakışla gözleri karşılaştığı zaman genç adamın solgun yanaklarının nasıl çarçabuk kızarı verdiğini görüyordu. Bir hafta sonra delikanlıya gülümsedi. Tomski, bir dostunu takdim etmek üzere kontesten izin istediğinde zavallı genç kızın yüreği küt küt atmıştı. Fakat Narumov'un mühendis değil de atlı birliği muhafızı olduğunu öğrenince patavatsızca sorusuyla sırrını Uçarı Tomski'ye belli ettiği için üzülmüştü. Herman ona küçük bir kapital bırakarak ölen Ruslaşmış bir Alman oğluydu. Bağımsızlığını pekiştirmek gerektiğine kuvvetle inanmış bir kimse olarak parasının faizlerine de dokunmaz, sadece maaşıyla geçinir, en küçük geçici heveslere bile kapılmazdı. Fakat içine kapalı ve onurlu bir delikanlı olduğu için Arkadaşlarının eline onun bu aşırı tutumluluğuyla alay etmek fırsatı pek az geçerdi. Güçlü tutkuları, ateşli bir düş gücü vardı. Fakat onu gençlerin düştükleri alışılmamış yanılgılardan koruyan bir irade gücüne sahipti. Örneğin, kumara aşırı bir düşkünlüğü vardı ama kendi sözleriyle durumunun daha çok kazanmak ümidiyle kendisine gerekli olanı gözden çıkarmaya izin vermediği kanısında olduğu için elini hiçbir zaman iskambil kağıtlarına sürmez, Buna karşılık sabahlara kadar kumar masalarının arkasında oturarak hummalı bir heyecan içinde oyunun gidişini izlerdi. Üç kart hakkında anlatılan olay delikanlının muhayilesini şiddetle etkiledi ve bütün bir gece aklından çıkmadı. Ertesi gün akşamüstü Petersburg'da dolaşırken de şu düşünceler geçiyordu aklından. Yaşlı kontes bana sırrını açmaz mı acaba? Ya da kazanacak olan o üç kartı söylemez mi ki? Niçin denemeyeyim şansımı? Huzuruna çıkar, sevgisini kazanır. Belki de sevgilisi olurum. Fakat hep zaman isteyen şeyler bunlar. Oysa Kontes 87 yaşında. Bir hafta sonra, iki gün sonra ölebilir. Ya hikayeye ne demeli? Böyle bir şeye inanılabilir mi? Hayır. Tutumluluk, ölçülülük ve çalışkanlılık. İşte benim üç güvenilir kartım. İşte servetimi üç katına, yedi katına çıkaracak, bana esneklik ve bağımsızlık getirecek olan şeyler. İşte böylece fikir yürüte yürüte dolaşırken Petersburg'un belli başlı sokaklarından birinde eski yapı bir evin karşısında buldu kendini. Sokak arabalarla doluydu. Kupa arabaları evin aydınlatılmış kapısına yaklaşıyordu birbiri arkasına. Her dakika ya genç bir dilberin biçimli bacağı ya şıngırdayan mahmuzuyla bir subay çizmesi ya da çizgili bir çorap ve bir diplomat fotine uzanıyordu. Heybetli bir tavırla dikilmekte olan kapıcının yanından kürkler ve mantolar çabuk çabuk geçip gidiyorlardı. Herman durdu. Köşedeki bekçiye ''Kimin evi bu?'' diye sordu. Bekçi ''Kontesin'' diye karşılık verdi. Herman titredi. O şaşırtıcı hikaye yeniden kafasında canlandı. Ev sahibesini ve onun inanılmaz yeteneğini düşünerek evin çevresinde dolaşmaya başladı. Kendi sakin köşesine gecenin geç saatlerinde döndü. Uzun süre uyuyamadı. Uykuya daldığı zaman ise düşlerini iskembil kağıtları, yeşil bir masa, Banknot desteleri ve fiş yığınları doldurdu. Köşeleri güvenle dönerek kart üstüne kart sürüyor, durmadan kazanarak altınları önüne yığıyor, banknotları cebine yerleştiriyordu. Ertesi gün geç saatlerde uyandığında, düşsel zenginliğinin yetişine üzülerek yeniden kentte dolaşmaya çıktı ve kendini yeniden Kontes'in evinin karşısında buldu. Sanki anlaşılmaz bir güç onu oraya çekiyordu. Durup pencerelere bakmaya başladı. Bir kitap ya da bir iş üzerine eğildiği anlaşılan siyah saçlı bir başçık gördü bunlardan birinde. Başçık kalktı. Herman körpe bir yüz ve bir çift siyah gözle karşılaştı. İşte o dakika Delikanlı'nın alın yazısı belirlendi. Lizaveta Ivanovna giysisini ve şapkasını henüz çıkarmıştı ki kontes onu yeniden çağırdı. Yeniden arabanın hazırlanmasını emretti. Evden çıktılar. Tam iki uşağın yaşlı kadını kaldırarak arabanın kapısından soktukları bir sırada Lizaveta Ivanovna tekerleğin yanı başında mühendisini gördü. Delikanlı genç kızın elini yakaladı ve ödü kopan Lizaveta Ivanovna daha kendini toparlayamadan gözden kayboldu. Bir mektup kalmıştı genç kızın elinde. Onu eldiveninin içine gizledi ve yol boyunca ne bir şey işitti ne de gördü. Arabada giderken kontesin hiç durmadan soru sorma huyu vardı. Demin karşılaştığımız kimdi? Bu köprünün adı ne? o tabelada ne yazıyor? Lizaveta Ivanovna bu kez düşünmeden tutarsız karşılıklar vererek kontesi kızdırdı. Ne oldu sana anacığım? Tetanoza mı tutuldun yoksa? İşitmiyor musun beni? Anlamıyor musun? Çok şükür ne sesim hırıldıyor ne de bunadım. Lizaveta Ivanovna dinlemiyordu onu. Eve döner dönmez odasına koştu. Mühürlenmemiş bir zarf içindeki mektubu eldiveninden çıkarıp okudu tatlı, saygılı, sözcüğü sözcüğüne Almanca romanların birinden alınmış bir aşk itirafıydı bu. Fakat Lizaveta Ivanovna Almanca bilmiyordu ve mektup çok hoşuna gitti. Lakin bir yandan da tedirgindi. Genç bir erkekle ilk kez gizli, sıkı fıkı ilişkilere giriyordu. Durumun yakışıksızlığı korkutuyordu onu. Pervasız davranışından ötürü kendisini azarlıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Pencere önüne oturmaktan vazgeçerek ve ilgisizlik göstererek genç subayın daha ileri gitmek hevesini mi kırmalıydı? Mektubunu geri mi göndermeli? Yoksa soğuk, kesin bir karşılık mı vermeliydi? Gidip kimseden akıl danışamıyordu. Ne bir dostu ne de bir akıl hocası vardı. Sonunda mektubu yanıtlamaya karar verdi. Yazı masasının başına geçip bir divit, bir kağıt alarak düşünceye daldı. Mektubuna birkaç kez başlangıç yaptıysa da hepsini yırtıp attı. İfadesini ya gereğinden çok hoşgörülü ya da gereğinden çok acımasız buluyordu. Sonunda kendisine hoşnut eden şu birkaç satırı yazabildi. ''Niyetinizin dürüstlüğüne ve düşüncesizce bir davranışla beni incitmek istemediğinizi eminim. Fakat tanışıklığımız böyle bir biçimde başlamamalıdır. Mektubunuzu size geri gönderiyor. Hak etmediğim bir saygısızlıktan ötürü bundan böyle yakınmak zorunda kalmayacağımı ümit ediyorum.'' Ertesi gün Herman'ın geldiğini gören Lizaveta Ivanovna gergefinin başından kalkarak salona geçti. Havalandırma penceresini açtı ve genç subayın çevikliğine güvenerek mektubu sokağa fırlattı. Herman koşup geldi. Mektubu yerden aldı ve gidip bir pastaneye oturdu. Mühürü kopararak kendi mektubunu ve Lizaveta Ivanovna'nın yanıtını gördü. Beklediği de buydu zaten. Kafası çevirdiği dolapla dolu olarak eve döndü. Bundan üç gün sonra şeytan gözlü küçük bir bayan Lizaveta Ivanovna'ya bir giyim evi mağazasının pusulasını getirdi. Lizaveta Ivanovna yine bir masraf kapısıyla karşı karşıya olduğunu düşünerek kaygılı bir tavırla pusulayı açtı ve ansızın Herman'ın yazısıyla burun buruna geldi. Yanılmışsınız cancağızım dedi. Bu pusula bana yazılmamış. Cesur kız yüzündeki kurnaz gülümsemeyi gizlemeden hayır dost doğru size yazıldı dedi. Okuyun lütfen. Lizaveta Ivanovna pusulaya hızla göz gezdirdi. Herman buluşmalarını istiyordu. Lizaveta Ivanovna bu isteğin hem çabukluğundan hem de ileri sürülüş tarzından ürkerek olamaz dedi. Hayır, gerçekten de bana yazılmamış bu. Ve mektubu küçücük parçalara ayırıncaya kadar yırttı. Küçük bayan, eğer mektup size değildiyse niçin yırttınız onu dedi. Hiç olmazsa gönderene geri götürürdüm. Küçük kızın bu iması üzerine Lizaveta Ivanovna kızardı ve rica ederim cancağızım dedi. Bundan böyle pusula taşımayın bana. Sizi buraya gönderene de utanması gerektiğini söyleyin. Fakat Herman yılmadı. Lizaveta Ivanovna her gün çeşitli yollarla gönderilmiş mektuplar alıyordu ondan. Bunlar Almancadan çevrilemiyordu artık. Herman tutkusuyla esinlenerek onları bizzat yazıyor, kendine özgü bir dil kullanıyordu. Hem sarsılmaz bir istek hem de azgın bir düş gücünün başıboşluğu ifade ediliyordu bu mektuplarda. Lizaveta Ivanovna artık onları geri göndermeyi düşünmüyor, okumaktan büyük bir zevk duyuyordu. Sonra o da yazmaya başladı ve pusulaları gittikçe daha da uzun, daha yumuşak mektuplara dönüştü. Sonunda pencereden şu mektubu attı delikanlıya. Bugün elçinin balosu var. Saat ikiye kadar orada kalacağız. İşte size benimle baş başa kalmanız için fırsat. Kontes ayrılır ayrılmaz adamlarının her biri bir yere dağılır. Sofada sadece kapıcı kalır ama o da genellikle odasına çekilir. Saat on bir buçukta gelin. Doğrudan doğruya basamakları tırmanın. Eğer dış sofada birisiyle karşılaşacak olursanız, kontesin evde olup olmadığını sorun ona. Olmadığını söyleyeceklerdir. O zaman yapacak bir şey yok. Geri dönmek zorunda kalacaksınız. Fakat büyük bir olasılıkla kimse çıkmayacaktır karşınıza. Kızların hepsi bir odada toplanıp otururlar. Dış sofadan sola dönerek dost doğru yürürseniz kontesin yatak odasına gelirsiniz. Odadaki paravanın arkasında iki küçük kapı göreceksiniz. Sağdaki kapı Kontesin hiçbir zaman girmediği çalışma odasına açılır. Siz soldaki kapıdan geçerek bir koridora çıkacaksınız. Oradaki dar, kıvrımlı merdiven sizi benim odama ulaştırır. Herman belirli saatin gelmesini beklerken bir kaplan gibi tir, tir titriyordu. Saat akşamın 10'u olduğunda Kontes'in evinin önüne gelmişti bile. Berbat bir hava vardı. Rüzgar uğulduyor, lapa lapa sulu bir kar yağıyordu. Fenerlerin donuk bir aydınlıkla parlattığı sokaklarda kimsecikler yoktu. Ara sıra lagar beygirini sürerek gecikmiş bir yolcu aranan bir arabacının geçtiği oluyordu. Herman'ın sırtında sadece bir redingot vardı. Fakat ne rüzgarı ne de karı hissediyordu. Sonunda kontesin kupa arabası getirildi. Herman bir an için samur bir kürke sarılı iki büklüm koca karının koluna giren uşaklar tarafından taşındığını onun arkasında da sırtına ince bir manto giyinmiş, saçlarının taze çiçeklerle süslenmiş olan besleme kızı gördü. Kapıları çarparak kapatılan araba, gevşek karın üzerinde ağır ağır yola koyuldu. Kapıcı evin kapısını örttü. Pencereler karardı. Herman boşalan evin çevresinde dolaşmaya başladı. Fenere yaklaşarak gözlerini saatin yelkovanına dikip geri kalan dakikaların geçmesini bekledi. Herman saat tam 11.30'da evin kapısındaki basamakları tırmandı ve pırıl pırıl aydınlatılmış bir antreye girdi. Kapıcı yoktu. Merdivenleri koşarak çıktı ve dış sofaya açılan kapıyı açtığında lambanın altında eski moda kirlenmiş koltuklara uzanmış uyuyan bir uşakla karşılaştı. Herman hafif, güvenli adımlarla onun yanından geçti. Salon ve konuk odası karanlıktı. Sadece dış sofadaki lambanın ışığında hafifçe aydınlanıyorlardı. Herman yatak odasına girdi. Eski tasvirlerle dolu ikona mahvazasının önünde altın bir kilise kandili ölgün ölgün yanmaktaydı. Kumaşlarının rengi atmış koltuklarla yastıkları kuş tüyünden, yaldızları dökülmüş divanlar, Çin işi duvar kağıtlarıyla kaplı duvarların kıyısına içler acısı bir simetri anlayışı içinde dizilmişlerdi. Paris'te Mellebrun tarafından yapılmış iki portre asılıydı duvarlarda. Bunların birincisi 40 yaşlarında al yanaklı, tombul, parlak yeşil üniformaları ve göğsü nişanlı bir adamdı. Ötekisi ise kartal burunlu, Şakaklarından arkaya doğru taranmış, pudralı saçlarında bir gül bulunan genç bir dilberi canlandırıyordu. Odanın köşe bucağı, porselenden çobancıklar, ünlü Leroy tarafından yapılmış masa saatleri, kutucuklar, şerit metreler ve geçen yüzyılın sonunda montgolfier balonu ve mesmer manyetizmasıyla birlikte icat olunmuş çeşitli kadın oyuncaklarıyla doluydu. Herman paravanın arkasına geçti. Burada küçük demir bir karyolayla Sağdaki çalışma odasına, soldaki koridora açılan iki kapı vardı. Herman soldaki kapıyı açtı ve zavallı beslemenin odasına çıkan dar, kıvrımlı merdiveni gördü. Fakat geri dönerek karanlık çalışma odasına girdi. Zaman yavaş yavaş ilerliyordu. Her taraf sessizlik içindeydi. Konuk odasındaki saat 12'yi vurdu. Bütün odalardaki saatler birbiri arkasına 12'yi vurdular. Sonra yeniden her yer sessizliğe gömüldü. Herman soğuk sobaya yaslanmış öylece duruyordu. Sakindi. Tehlikeli fakat gerekli bir girişimde bulunmaya karar vermiş bir adam gibiydi. Kalbi düzenle atıyordu. Saatler önce sabahın birini, sonra ikisini vurdular ve Herman yaklaşan arabanın gürültüsünü işitti. Elinde olmaksızın heyecanlandı. Araba yaklaştı ve durdu. Herman, arabanın basamakları açıldığında çıkan sesi duydu. Evden bir gürültü yükseldi. Koşuşmalar, bağırışmalar işitildi ve ev aydınlandı. Kontes'in üç eski odalığı koşarak yatak odasına girdiler. Kontes de yarı canlı bir halde odaya girerek Volter tipi koltuğa çöktü. Gözünü bir deliğe uyduran Herman yanından Lizaveta Ivanovna'nın geçtiğini gördü. Merdivenin basamaklarında onun telaşlı ayak seslerini işitti. Yüreğinde vicdan azabına benzer bir duygu uyandıysa da hemen söndü. Delikanlı yine kas katı kesildi. Kontes Aynanın önünde soyunmaya başladı. Güllerle süslü hotozunu çıkardılar. Firketeler yağmur gibi yağdı. Sırmalı sarı giysisi şişmiş ayaklarının dibine düştü. Herman, kontesin tuvaletinin tüm iğrenç sırlarına tanık oldu. Yaşlı kadın sonunda gecelik bir gömlek ve bir gece hotozuyla kaldı. Yaşına başına daha çok uygun düşen bir giyim içinde daha az korkunç, daha az biçimsiz görünüyordu. Bütün yaşlı insanlar gibi kontesin de uykusuzlukla başı dertteydi. Soyunduktan sonra pencere kıyısındaki Volter tipi koltuğa oturdu ve hizmetçileri gönderdi. Şamdanları götürdüler. O da yeniden tek bir kandilin aydınlığında kaldı. Kontes sapsarı bir hayalet gibi sarkık dudaklarını oynatarak ve sağa sola sallanarak öylece oturuyordu. Bulanık gözlerinde en ufak bir anlam kırıntısı okunmuyordu. İnsan ona bakınca bu korkunç koca karının kendi istemiyle değil de gizli bir elektrik gücünün etkisiyle sallandığını düşünebilirdi bu ölü yüz ansızın anlatılmaz bir biçimde değişti. Dudaklarının kımıldaması durdu. Gözler canlandı. Yabancı bir erkek duruyordu kontesin karşısında. Adam hafif ve anlaşılır bir sesle ''Korkmayın, Tanrı aşkına korkmayın.'' dedi. ''Hiçbir kötü niyetim yok. Bir iyilikte bulunmanız için yalvarmaya geldim sadece.'' Yaşlı kadın susarak ona bakıyor, hiçbir şey işitmemiş gibi görünüyordu. Herman, onun sağır olabileceğini düşünerek bu kez kulağına eğilip aynı şeyleri tekrar etti. Koca karı susmakta devam ediyordu. Herman, kendinizden hiçbir şey yitirmeden beni yaşamım boyunca mutlu kılabilirsiniz diye sözlerini sürdürdü. Üst üste üç kartı tahmin edebileceğinizi biliyorum. Herman durdu. Kontes kendisinden ne istendiğini anlamıştı galiba. Bir karşılık vermek için sözcük arıyor gibiydi. Sonunda bir şakaydı bu dedi. Yemin ederim ki bir şakaydı bu. Herman sert bir tavırla Şakayla filan ilgisi yok bunun diye karşı çıktı. Zararını çıkarmasına yardım ettiğiniz Çapliski'yi anımsayın. Kontes gözle görülürcesine bozuldu. Yüz hatları şiddetli bir iç sıkıntısı geçiriyormuşçasına karma karışık oldu. Fakat yaşlı kadın az sonra yine eski duygusuzluğuna gömüldü. Herman, bu üç güvenilir kartı söyler misiniz bana diye sürdürdü sözlerini. Kontes susuyordu. Herman konuşmasına devam etti. Kimin için saklıyorsunuz sırrınızı? Torunlarınız için mi? Onlar zaten zengin. Üstelik paranın değerini de bilmiyorlar. Sizin üç kartınız tutumsuz bir kimsenin ne işine yarar? Babasından kalan mirası korumasını bilmeyen insanı hiçbir şeytani güç yoksulluk içinde ölmekten kurtaramaz. Ben tutumsuz değilim. Paranın değerini bilirim. Kartlarınızı boşu boşuna kullanmış olmayacağım. Ne olur söyleyin hadi. Sustu ve heyecan içinde kontesin yanıtını bekledi. Kontes susuyordu. Herman diz çöktü. Eğer yüreğiniz bir zamanlar aşk duygusunu tatlıysa, yeni doğmuş bir bebeğin ağlayışı sizi bir kerecik olsun gülümsettiyse, eğer göğsünüzde bir zamanlar insansal bir şeyler çarptıysa, bütün bunların adına, zevcelik, sevgililik, analık duyguları adına, yaşamda kutsal bildiğiniz ne varsa hepsinin adına yalvarırım. Reddetmeyin beni. Açın sırrınızı. Gizlemekte ne geçecek elinize? Belki bu sır korkunç bir günah, sonsuz bir lanet, şeytani bir anlaşma taşıyordur yedeğinde. Düşünün ki yaşlısınız, uzun süre yaşayacak değilsiniz. Ben sizin günahınızı kendi ruhuma üstlenmeye hazırım. Yeter ki sırrınızı açın bana. Düşünün ki bir insanın mutluluğu sizin elinizde ve düşünün ki sadece ben değil, çocuklarım, torunlarım, torunlarımın torunları da sizi saygıyla anacak. Bir azize gibi kusayacaklar. Tek bir sözcük çıkmıyordu yaşlı kadının ağzından. Herman kalktı. Dişlerini sıkarak İhtiyar Cadalos dedi. Seni nasıl konuşturacağımı bilirim ben. Bu sözle birlikte cebinden bir tabanca çıkardı. Tabancayı görünce Kontes ikinci bir şiddetli iç sarsıntısı daha geçirdi. Atıştan sakınmak istercesine başını eğip kolunu siper etti. Sonra sırt üstü yuvarlandı ve hareketsiz kaldı. Herman yaşlı kadının elini tutarak çocukluğu bırakın şimdi dedi. Son olarak soruyorum. Bana üç kartı söyleyecek misiniz söylemeyecek misiniz? Kontes karşılık vermedi. Herman onun ölmüş olduğunu gördü. Lizaveta Ivanovna sırtında henüz balo tuvaletiyle derin düşünceler içinde odasında oturuyordu. Eve döner dönmez gözlerinden uyku akarak hizmetine gelen odalık kızı kendi başına soyunacağını söyleyerek salmakta acele etmiş, yürek çarpıntıları içinde odasına çıkmıştı. Herman'ı orada bulacağını umuyor fakat istemiyordu bunu. Daha ilk bakışta delikanlının gelmediğini anladı ve buluşmalarına engel olduğu için Kadere teşekkür etti. Tuvaletini çıkarmadan oturarak, bu kadar kısa bir zaman içinde kendisini böylesine uzaklara çeken olaylar dizisini anımsamaya çalıştı. Genç adamı pencereden ilk göz görüşünden bu yana üç hafta bile geçmemişti, ama çoktan mektuplaşmaya başlamıştı onunla ve delikanlı bir gece buluşması elde etmeye kadar vardırabilmişti işi. Genç kız sadece birkaç mektubundaki imzasından biliyordu onun adını. Ne konuşmuşlukları, ne sesini işitmişliği vardı ve bu akşama varıncaya kadar onun hakkında bir şey duymuş da değildi. Tuhaf şey. Aynı akşam baloda her zamankinin aksine olarak kendisiyle değil de başkalarıyla kırıştıran genç prenses Polina'ya karşı asık bir surat takınan Tomski kayıtsızlık göstererek prensesten intikam almak için Lizaveta Ivanovna'yı dansa kaldırmış, bitmek tükenmek bilmez bir dans olan Mazurka'ya başlamıştı onunla. Tomski dans boyunca mühendis subayları olan tutkunluğundan ötürü Lizaveta Ivanovna'ya takılmış, onun tahmin edebileceğinden çok daha fazla şey bildiğini söyleyip durmuştu. Şakalardan bazıları öylesine isabetliydi ki, Liza, sırrının Tomski tarafından bilinip bilinmediği konusunda birkaç kere kuşkuya düşmüş ve gülerek, ''Kimden öğrendiniz bütün bunları?'' diye sormuştu. Tomski, ''Yabancı olmadığınız obayın ahbabından.'' diye karşılık verdi. ''Çok ilginç bir adamdan.'' ''Kimmiş bu ilginç adam?'' ''Adı Herman'dır.'' Lizaveta Ivanovna hiçbir şey söylememiş fakat eli ayağı buz kesmişti. Tomski gerçekten de romanlara yaraşır bir adamdı bu Herman diye sözlerini sürdürmüştü. Bir Napolyon profili fakat bir Mepistoles ruhu vardır onda. Eğer vicdanında en az üç cinayet yatmıyorsa şaşarım doğrusu. Fakat nasıl da sarardınız? Başım ağrıyor da. Herman şey işte her kimse o adam ne söyledi size? Herman size yabancı olmayan ahbabının tutumundan hiç de hoşnut değil. Onun yerinde olsaymış çok daha başka türlü davranırmış. Hatta bana öyle geliyor ki bu Herman'ın sizde gözü var. Ahbabının sevda ahlarını hiç de kayıtsız dinlemiyor en azından. Peki beni nerede görmüş ki? Kilisede. Belki de bir gezintide görmüştür kim bilir. Belki de siz uykudayken gelip odanızda görmüştür sizi. Ondan her şey umulur. Bu sırada yanlarına üç bayan gelmiş, Lizaveta Ivanovna'yı ıstırap verici ölçüde meraklandırmaya başlayan konuşma yarıda kalmıştı. Fakat Tomski'nin seçtiği bayan prensesten başkası olmadı. Prenses salonda fazladan bir tur atarak bir kere daha sandalyesinin önünde fazladan dönüş yaparak Tomski ile anlaşmanın yolunu bulmuştu. Yerine dönen Tomski'nin aklına ne Herman ne de Lizaveta Ivanovna geldi artık. Yarıda kalan konuşmalarına yeniden başlamak arzusuyla genç kızın içi içine sığmıyordu ama mazurka sona erdi. Yaşlı Kontes de az sonra eve dönmek üzere kalktı. Tomski'nin sözleri mazurka gevezeliğinden başka bir şey değildi ama hayalci genç kızı allak bullak etmişti bunlar. Tomski'nin çiziştirdiği portre ile genç kızın hayalinde canlandırdığı portre benzeşiyor ve en yeni romanların yardımıyla artık hiçbir olağanüstülüğü kalmayan bu yüz onun hayal gücünü hem ürkütüyor hem büyülüyordu. Genç kız çıplak kollarını haç biçiminde kavuşturmuş henüz çiçeklerle süslü başını açık göğsüne eğmiş öylece oturuyordu. Ansızın kapı açıldı ve Herman içeri girdi. Liza titredi. Ürkek bir fısıltıyla ''Neredeydiniz siz?'' diye sordu. Herman ''Yaşlı kontesin yatak odasındaydım.'' diye yanıtladı onu. ''Şimdi onun yanından geliyorum. Kontes öldü.'' ''Aman Allah'ım neler söylüyorsunuz?'' Herman ''Hem de benim yüzümden öldü galiba.'' diye sözlerini sürdürdü. Lizaveta Ivanovna göz ucuyla delikanlıya baktı ve Kulaklarında Tomski'nin sözleri çınladı. Bu adamın ruhunda en az üç cinayet yatmıyorsa şaşırırım doğrusu. Herman pencere kıyısına genç kızın yanına oturarak her şeyi olduğu gibi anlattı. Lizaveta Ivanovna dehşet içinde dinliyordu onu. Bütün tutkulu mektupların, o ateşli isteklerin, o küstahça ve inatçı kollamanın, bütün bunların nedeni aşk filan değildi demek. Demek tek düşündüğü şey paraydı bu adamın. Onun arzularının ve mutluluğunun Liza ile bir ilgisi yoktu. Zavallı besleme. Bir haydutun, onun yaşlı veli nimetini öldüren, bir katilin gözü bağlı bir yardakçısından başka bir şey değildi demek. Gecikmiş ve yürek paralayıcı bir pişmanlık duygusu içinde hüngür hüngür ağlamaya başladı. Herman bir şey söylemeden Liza'ya bakıyordu. O da ıstırap içindeydi. Fakat Herman'ın katı yüreğine dokunan şey ne zavallı genç kızın gözyaşları ne de acı çekerken ki o şaşılacak tatlılığıydı. Ölmüş kocakarıyı düşündükçe de vicdan azabı duymuyordu. Fenasına giden tek bir şey vardı, ona zenginlik getirecek olan sırrın bir daha ele geçmezcesine yitip gidişi. Lizaveta Ivanovna en sonunda, ''Siz bir canavarsınız.'' dedi. Herman, ''Onun ölmesini istemiyordum.'' diye karşılık verdi. Tabancam dolu değildi. Sustular. Sabah oluyordu. Lizaveta Ivanovna eriyip tükenmekte olan mumu söndürünce odası solgun bir ışıkla aydınlandı. Genç kız Ağlamaktan kızarmış gözlerini kuruladı ve Herman'a baktı. Delikanlı kollarını kavuşturmuş, yüzünden düşen bin parça pencere kıyısında oturmaktaydı. Şaşılacak kadar Napolyon'un portresini andırıyordu bu görünüşü. Bu benzerlik Lizaveta Ivanovna'yı bile şaşırttı. Genç kız en sonunda ''Evden nasıl çıkacaksınız?'' diye sordu. ''Sizi gizli bir merdivenden göndermeyi düşünüyordum. Fakat bunun için yatak odasının yanından geçmek gerekiyor. Ben korkarım.'' Gizli merdiveni nasıl bulacağımı anlatın. Ben kendim giderim. Lizaveta Ivanovna kalktı. Komodininden bir anahtar çıkararak Herman'a verdi. Ve merdiveni bulması için gerekli bilgileri ayrıntılı olarak anlattı. Herman onun soğuk, uysal elini sıktı. Eğik başına bir öpücük kondurdu ve çıktı. Kıvrımlı merdivenden inerek yeniden kontesin yatak odasına girdi. Ölmüş koca karı taş kesilmişçesine oturuyor. Yüzünde derin bir dinginlik okunuyordu. Herman onun karşısında durdu korkunç gerçeğe iyice inanmak istercesine uzun süre kontese baktı. Sonunda çalışma odasına girdi, duvar kağıtlarının arkasından kapıyı el yardımıyla buldu ve garip duyguların etkisi altında heyecanlanarak karanlık merdivenden inmeye başladı. Belki de diye düşünüyordu, bundan 60 yıl önce yine bu saatte, yine bu merdivenden, kaftanın akışlı, saçları Loze Royal taranmış, şimdi mezarında çoktan çürümüş olan mutlu bir delikanlı Üç köşeli şapkasını yüreğine bastırarak yine bu yatak odasına süzülmüştür. Onun yaşlanmış sevgilisinin yüreği de bugün çarpmaz olmuştu işte. Herman merdivenin dibinde bir kapı gördü. Bu kapıyı da aynı anahtarla açınca onu sokağa çıkaran bir aralıkta buldu kendini. Herman o uğursuz geceden üç gün sonra sabah saat dokuzda Kontes'in cenaze duasının okunacağı manastıra gitti. Pişmanlık duymuyordu ama ona ''Koca karının katili sensin.'' diye seslenip durmakta olan vicdanının sesini büsbütün susturmak da elinde değildi. Dindar bir adam olmamakla birlikte bir yığın kör inanca sahipti. Ölü kontesin ona bir kötülük yapabileceğine inanıyordu. Bu bakımdan kendisini bağışlatmak için cenaze törenine katılmaya karar verdi. Kilise doluydu. Herman kalabalık insan yığını arasından kendisine güçlükle yol açabildi. Tabut, sırma işlemeli kadifeden bir kumaşla kaplı gösterişli bir katafalkın üzerinde duruyordu. Merhume Kollarını göğsünde kavuşturmuş, başında dantelalı bir hotoz ve sırtında beyaz atlas bir giysisiyle yatmaktaydı. Ev halkı kuşatmıştı çevresini. Omuzları şeritli siyah kaftanları ve ellerinde mumlarla uşaklar, derin bir matem içinde akrabaları, çocukları, torunlar ve çocukların torunları. Kimse ağlamıyordu. Gözyaşı dökmek yapmacık olurdu çünkü kontes o kadar yaşlıydı ki ölümü kimseyi üzmedi. Zaten akrabaları çoktandır ölü sayıyorlardı onu genç bir papaz cenaze töreni söylevini irade etti. Uzun yıllar boyunca sessiz ve duygulandırıcı bir biçimde Hristiyanca bir ölüme hazırlanan bu dindar kadının semaya gürültüsüz patırtısız, urucuna yalın ve dokunaklı sözcüklerle belirten vaiz, o kutsal düşüncelere dalmış olarak karanlıklar içindeki güveyi beklerken ölüm meleği gelip onu aldı dedi. Sıra o hazin göreve gelmişti. Ölüyle önce akrabaları vedalaştılar, Sonra yıllardır onların ölümle eğlentilerine katılmış olan kişinin önünde eğilmeye gelmiş bir sürü konuk harekete geçti. Sonra da sıra hizmetkarlara geldi. Katafalka en son yaklaşan kişi merhumenin yaşıtı yaşlı kahya kadın oldu. Koluna giren iki odalık kızın yardımıyla yürüyordu. Toprağa kadar eğilecek gücü yoktu. Fakat hanımının soğuk elini öperek birkaç damla gözyaşı akıtan tek kişi o oldu. Onun arkasından da Herman tabuta yaklaşmaya karar verebildi. Toprağa eğildi ve çam dallarıyla kaplı soğuk döşemede bir süre öylece kaldı. Sonra merhumeninki kadar solgun bir yüzle kalkarak katafalkın basamaklarına yaklaştı ve başını eğdi. O anda ölü tek gözünü kırparak alaylı alaylı bakıyormuş gibi geldi ona. Herman telaşla dönmeye çabaladı. Ayağı sürçtü ve sırtüstü yere yuvarlandı. Gelip kaldırdılar. Aynı anda bayılan Lizaveta Ivanovna'yı da kilise sahanlığını taşıdılar. Bu olay kederli törenin görkemliliğini birkaç dakika için bozdu. Ziyaretçiler arasında boğuk bir mırıltı yükseldi. Merhumenin yakın akrabalarından zayıf bir mabeyinci, yanında duran bir İngiliz'in kulağına eğilerek genç subayın kontesin gayrimeşru oğlu olduğunu fısıldadı. İngiliz de soğuk bir ya ile karşılık verdi buna. Herman bütün gün kendini toparlayamadı. Yüreğini tenha bir meyhanede yiyerek hiç adetse olmadığı halde içindeki çarpıntıyı bastırabilmek için epeyce içki içti. Fakat şarap büsbütün karıştırdı aklını. Eve dönerek giysilerini bile çıkarmadan kendini yatağa attı ve derin bir uykuya daldı. Uyandığında geceydi. Odası ay ışığıyla aydınlanıyordu. Saate baktı. Üçe çeyrek vardı. Uykusu kaçmıştı. Karyolanın üzerine oturarak yaşlı kontesin cenaze törenini düşünmeye başladı. O sırada birisi sokaktan pencereye Herman'a baktı ve hemen kayboldu. Herman'ın dikkatini bile çekmedi bu. Bir dakika sonra ön odanın kapısının açıldığını işitti. Herman, her zamanki gibi kafayı tütsülemiş olan Emir Eren'in gece gezintisinden döndüğünü düşündü. Fakat yabancı bir ayak sesiydi bu. Birisi terliklerini sürüyerek geliyordu. Kapı açıldı. Beyaz giysili bir kadın girdi içeri. Herman, yaşlı süt ninesinin geldiğini sanarak onun bu saatte gelmesine şaşıp kaldı. Fakat beyazlı kadın kayarak ansızın Herman'ın karşısında belirdi ve Herman Kontes'i tanıdı. Kontes sert bir sesle ''Kendi istemine aykırı olarak buraya geldim.'' dedi. Dileğini yerine getirmem emredildi. Arka arkaya kazanacak olan üç kart, üçlü, yedili ve beydir. Fakat bir günde sadece tek bir kart sürecek, ondan sonra da ömrünün sonuna kadar kumar oynamayacaksın. Beslemem Lizaveta Ivanovna ile evlenmen şartıyla da ölümümü sana bağışlıyorum. Bu sözleri söyleyip sessizce döndü. Kapıya vardı terliklerini sürüyerek gözden yitip gitti. Herman, sofa kapısının çarparak kapanmasından çıkan sesi işitti ve birisinin sokaktan yeniden kendisine pencereye baktığını gördü. Herman uzun süre aklını başına toplayamadı. Sonra öteki odaya geçti. Emireri yere uzanmış uyuyordu. Herman güçlükle uyandırabildi onu. Emireri her zamanki gibi sarhoştu. Doğru dürüst bir şey öğrenme olanağı yoktu ondan. Sofa kapısı sürmeliydi. Herman odasına döndü ve Gördüğü düşü bir yere yazdı. "Bekleyin. Bana bekleyin demeye nasıl cüret edersiniz? Efendimiz ben lütfen bekleyin dedim." Fiziksel dünyadaki iki eşyanın aynı anda aynı yeri kaplayamaması gibi insan aklında iki saplantı yan yana yaşayamaz. Üçlü, yedili ve bey düşüncesi Herman'ın imgeleminde ölü koca karının hayalini az sonra bastırdı. Üçlü, yedili, bey. Bunlar delikanlının aklından çıkmıyor, dilinden düşmüyordu genç bir kız gördü mü ne güzel endamı var diyordu. Gerçek bir kupa üçlüsü. Kendisine saat kaç diye sorulduğunda yediliğe beş var diye karşılık veriyordu. Her göbekli adam ona beyi anımsatıyordu. Üçlü, yedili ve bey kılıktan kılığa girerek Herman'ı uykusunda da izliyorlardı. Üçlü, karşısında görkemli bir çiçek gibi açıyor, yedili, gotik avlu kapıları, bey muazzam bir örümcek kılığına giriyordu. Sonunda bütün düşünceleri tek bir noktada toplandı. Kendisine çok pahalıya oturan bu sırdan yararlanmak. İstifade ederek seyahate çıkmayı düşünmeye başladı. Paris'in açık kumarhanelerinde büyülenmiş kader tanrıçasından bir hazine koparmak istiyordu. Fakat olaylar onu sıkıntıya girmekten kurtardı. Zengin kumarcılar Moskova'da ünlü Çekalinski'nin başkanlığında bir dernek kurmuşlardı. Ömrünü kumar masalarında geçirmiş olan Çekalinski Kazandığında bono kabul ederek, yitirdiklerini ise peşin parayla ödeyerek bir zamanlar milyonlarca ruble kar etmişti. Yıllar boyunca edindiği deneyimi ona arkadaşlarının güvenini sağlamış, kapısının herkese açık olup becerikli aşçısı, sevimliliği ve güler yüzlülüğü sayesinde halkın saygısını da kazanmıştı. Çekalinski, Petersburg'a geldi. Kumar uğruna baloları unutan, firavun oyununun heyecanını, çapkının zevkine yeleyen gençler akın akın ona koştular. Herman'ı Çekalinski'ye Narumov götürdü. Terbiyeli garsonlarla dolu odalardan geçtiler. Birkaç general ve gizli danışman vist oynuyorlardı. Kumaş kaplı divanlara yan gelip oturmuş olan gençler yiyip içiyor, pipolarını tüttürüyorlardı. Ev sahibi konuk salonunda çevresine 20 kadar oyuncunun kümelendiği uzun bir masanın arkasına oturmuş banko tutuyordu. Son derece saygıdeğer görünüşlü, 60 yaşlarında bir adamdı bu. Başı gümüş atlığında saçlarla kaplıydı. Dolgun ve canlı yüzünden iyi yüreklilik okunuyordu. Devamlı bir gülümsemenin canlandırdığı gözleri pırıl pırıldı. Narumov ona Herman'ı takdim etti. Çekalinski delikanlının elini dostça sıkarak kendi evindeymişçesine davranmasını rica etti. Ve yine kartları dağıtmaya koyuldu. Parti uzun sürdü. Otuzdan fazla kart vardı masada. Çekalinski her oyundan sonra oyuncuların ellerine düzenlemelerine zaman bırakmak için bir süre duruyor, zararları not ediyor, oyuncuların isteklerini soruyor, nazik bir tavırla da bir kartın dalgın bir el tarafından kıvrılırken ucunu düzeltiyordu. Nihayet parti sona erdi. Çekalinski kartları karıştırdı ve ikinci partiye hazırlandı. Herman tam o sırada oynamakta olan şişman bir bayın arkasından elini uzatarak ''İzninizle bir kağıt da ben çekeyim.'' dedi. Çekalinski gülümsedi ve Emre amade olduğunu belirten bir tavırla sessizce başını eğdi. Narumov uzun süren orucuna son verişinden ötürü Herman'ı gülerek kutlayıp ona iyi bir başlangıç diledi. Herman koyduğu paranın miktarını tebeşirle kartının üzerine yazarak tamam dedi. Kasa sahibi gözlerini kırpıştırarak ne kadar efendimiz diye sordu. Özür dilerim efendimiz iyice seçemiyorum da. Herman 47 bin ruble diye karşılık verdi. Bu sözler üzerine bütün başlar bir anda çevrildi. Bütün bakışlar Herman'ın üzerinde toplandı. Narumov, çıldırdı seninki diye düşündü. Çekalinski yüzünden hiç eksik olmayan gülümsemesiyle ''Özür dilerim fakat biraz hızlı gittiniz.'' dedi. Kimse bir keresinde 275 rubleyi aşmadı daha. Herman ''Ne yapalım yani?'' diye karşı çıktı. ''Kartımı görüyor musunuz?'' ''Görmüyor musunuz?'' ''Onu söyleyin siz.'' Çekalinski aynı uysal kabullenmiş tavrıyla başını eğdi. Size yalnız şunu bildirmek isterim ki arkadaşlarımın güvenine layık bir kimse olarak sadece peşin parayla oynayabilirim. Sözünüz benim yönümden şüphesiz ki senet değerindedir. Fakat oyunun ve hesapların düzeni bakımından parayı kartınızın üzerine koymanızı rica edeceğim. Herman cebinden bir çek çıkararak Çekalinski'ye verdi. Çekalinski kaçamak bir göz attıktan sonra Çeki Herman'ın kartının üzerine koydu. Kartları açtı. Sağa dokuzlu, sola üçlü düştü. Herman kartını göstererek benimki kazandı dedi. Oyuncular arasında bir mırıltı yükseldi. Çekalinski somurttu. Fakat az sonra yeniden gülümser tavrını takındı. Herman'a paranızı hemen emreder misiniz diye sordu. Lütfederseniz. Çekalinski cebinden birkaç banknot çıkararak hemen hesabını temizledi. Herman paralarını alıp masadan ayrıldı. Narumov aklını başına toplayamıyordu. Herman bir bardak limonata içti ve evine gitti. Ertesi gün akşamüstü yeniden Çekalinski'nin solundaydı. Ev sahibi kart dağıtıyordu. Herman masaya yaklaştı. Oyuncular hemen yer açtılar. Çekalinski onu sevimli bir tavırla selamladı. Herman yeni partinin başlamasını bekledi. Kartını çekti ve üzerine kendi 47 bin rublesiyle birlikte dünkü kazancını da koydu. Chekalinski Kartları açtı. Sağ vale, sola yedili düştü. Herman yedilisini açtı. Herkesin ağzından bir ah sesi yükseldi. Çekalinski açıkça bozuldu. 94 bin rubleyi sayıp Herman'a uzattı. Herman paraları soğukkanlılıkla aldı ve hemen çıkıp gitti. Ertesi akşam yine masanın başına geldi. Herkes onu bekliyordu. Generaller ve gizli danışmanlar bu olağanüstü oyunu görmek için kendi vistlerini bırakmışlardı. Genç subaylar... Divanlardan sıçrayıp indiler. Garsonların hepsi konuk salonuna dolmuştu. Herkes Herman'ın çevresini kuşattı. Öteki oyuncular kendi kartlarını sürmeyip sabırsızlık içinde oyunun nasıl sonuçlanacağını merakla beklemeye koyuldular. Herman solgun fakat hala gülümsemekte olan Çekalinski'ye karşı tek başına oynamaya hazırlanarak masanın başında duruyordu. Her biri birer deste kartı açtı. Çekalinski kartları karıştırdı. Herman kartını çekti ve Üstü banknotlarla dolu olarak sürdü. Bir düelloya benziyordu bu. Her tarafı derin bir sessizlik kapladı. Çekalinski elleri titreyerek kartları açtı. Sağa kız, sola bey düştü. Herman, bey kazandı diyerek kartını açtı. Çekalinski nazik bir tavırla "Kızınız kaybetti." dedi. Herman titredi. Önünde bey yerine bir maça kızı duruyordu gerçekten de. Gözlerine inanamıyor, nasıl olup da yanıldığına akıl erdiremiyordu. O anda maça kızı göz kırpıp gülümsüyormuş gibi geldi ona. Korkunç bir benzerlik karşısında sarsıldı ve dehşet içinde ''Koca karı'' diye haykırdı. Çekalinski yitirilmiş banknotları önüne çekti. Herman kıpırdamadan öylece duruyordu. Neden sonra masadan ayrıldığında oyuncular ''Yaman oynadı'' diye yüksek sesle düşüncelerini belirttiler. Çekalinski yeniden kartları karıştırdı, oyun eski düzenini aldı. Sonuç, Herman aklını oynattı. Obuhov Hastanesi'nin 17 numaralı koğuşunda yatıyor ve hiçbir soruya karşılık vermeyip olağanüstü bir çabuklukla üçlü, yedili bey, üçlü, yedili kız diye mırıldanıp duruyor. Lizaveta Ivanovna çok sevimli bir delikanlı ile evlendi. Bir yerde memur olan bu gencin iyi bir geliri var. Kendisi yaşlı kontesin eski kahyasının oğludur. Lizaveta Ivanovna yoksul bir akraba kızını yanına almış büyütüyor. Tomski süvari yüzbaşısı oldu. Prenses Polina ile evleniyor. 1833 Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.